Herkese merhaba. Sony Mobil Dünya Kongresi'nde Xperia X adında yepyeni bir seri çıkarmıştı. Bu seri içerisinde Xperia X, Xperia X Performance ve Xperia XL vardı. Bu telefonların üçünde ön incelemesini Barcelona'da gerçekleştirmiştik ve bunlar Teknoblog'da var. Aynı zamanda video olarak da mevcut. Şimdi bu üçlü içerisinden Xperia X Türkiye'de piyasaya sunuluyor. 2399 liralık bir satış fiyatına sahip olacak bu akıllı telefonun bir test örneği de test merkezimize ulaştı. Çok yakında detaylı incelemesini Teknoblog'da bulacağınız bu telefonun kutusunda açılışını beraber gerçekleştirelim. İlk turu beraber atalım. Bir yandan açarken bir yandan da teknik özelliklerden bahsedelim. Telefonda 5 inç 1080p Full HD ekran var. Bunun yanı sıra Snapdragon 650 işlemci bulunuyor. 3 GB RAM, 32 GB dahil hafıza, bunun yanı sıra microSD kart yuvası mevcut, 13 megapiksel ön kamera ve yine 23 megapiksel ön tahminli otomatik olarak özellikli bir kamera sistemi var. Biraz daha farklı bir kamera deneyimi sunan bir telefon Xperia X, daha doğrusu Xperia X ailesi bu şekilde ve Türkiye'de de bu deneyim kullanıcılara sunulmaya başlanıyor. Ve karşınızda Sony Xperia X, Sony'nin 2016 model amiral gemisi akıllı telefonlarından bir tanesi. Daha doğrusu orta üst segment Android telefonu. Bundan daha üstün bir Xperia X Performance var. Snapdragon 820 işlemcili. Ancak şimdi Türkiye'de bu telefonun piyasaya çıktığını görüyoruz. İşte karşımızda fıstık yeşili bir gövdeye sahip olan Xperia X. Xperia X'in tasarımı yine Xperia'nın Z serisinde görmüş olduğumuz OmniBalance tasarım dilini barındırıyor, ancak malzeme seçim bakımından biraz daha farklı bir yaklaşım söz konusu. Önde 5 inç ekran var, böylelikle çok daha rahat şekilde kavranıp kullanabilen bir telefon var karşımızda. Parmak izi okuyucusu güç butonunda yer alıyor. Bu telefonda suya dayanıklılık özelliği yok. Xperia Z serisindeki telefonlarda gördüğümüz bu özellik bu telefonda bulunmuyor. Devam edelim. Kutu içerisinden başka neler çıkıyor? Onlara da bakalım. Daha sonra da Xperia X'in açılışını gerçekleştirelim. Burada telefona ait çeşitli kitapçıklar, kılavuzlar mevcut görmüş olduğunuz gibi. Bunları okuyup daha fazla bilgi alabilirsiniz. Burada seyahat şarj adaptörü var. Ve gördüğünüz olduğunuz gibi kulaklık, topuzlar, farklı büyüklüklerdeki topuzlar ve burada da görmüş olduğunuz gibi micro USB, USB kablosu. Bu şekilde Xperia X'in kutusundan çıkanlar sıralanıyor. Şimdi şöyle masamızı bir temizleyelim. Xperia X'i alalım. İlk açılışını gerçekleştirelim ve daha sonra bu telefonun, Android 6 Marshmallow'da çalışan telefonun nasıl bir deneyim sunduğuna hep beraber yakından bakalım. Görmüş olduğunuz gibi karşımızda Xperia X'in ana ekranı. Yaklaşık 3-4 dakika gibi kısa bir sürede kurulum işlemleri tamamlanıyor ve cihazınızı kullanmaya hazır hale geliyorsunuz. Kullanıcı arayüzüne baktığımızda Sony'nin Xperia kullanıcı arayüzünün genel özellikleri mevcut. Ancak buna yanı sıra biraz da Android Marshmallow'un da karakterini barındırdığını, biraz da saf Android deneyimine yakın bir kullanıcı arayüzünün sunulduğunu görüyoruz. Uygulama menüsüne baktığımızda sayfalı bir yapı var. Yine Sony'nin yüklemiş olduğu uygulamalar ön planda. Bunun yanı sıra çeşitli Google uygulamalarında yüklü olarak sunulduğunu görüyoruz. Yine ana ekrana baktığımızda farklı bileşenler var. Google uygulamaları görmüş olduğunuz gibi bir klasör altında, diğer Android telefonlarında olduğu gibi Xperia X'de de tutuluyor. Bildirim tepsisi saf Android arayüzündekinden farklı değil. Görmüş olduğunuz gibi bildirimler ve hızlı ayarlar rahatlıkla erişilebilir, kullanılabilir halde kullanıcılara sunuluyor. Aynı şekilde ayarlar bölümüne baktığımızda da saf Android ile hafif Sony özelleştirmelerinin bulunduğu bir arayüz görüyoruz. Sony bir takım ikonlar ekleyerek bu arayüzün sıkıcı olmasının önüne geçmiş. Buradan Xperia X'in yönetimini gerçekleştirebilirsiniz. Sony Xperia X'in kutusundan çıkanlar bu şekilde. Bu telefonla ilgili çok daha fazla ayrıntıyı yakında yayınlayacağımız detaylı incelemede bulacaksınız. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.